Ahi evren zamanında çırak ustasından icazet alır ve ancak o zaman ayrılıp kendi dükkanını açabilirdi. Anadolu'da bir testi ustası vardı. Ahilik yapar, zamanı gelen eski çıraklarına sen oldun der ve el verir uğurlardı. Böylece eski çırak artık yeni bir usta olmuştur. Günlerden bir gün çıraklardan birisi ustanın el vermesini bekleyemez. Ayrılacağını, onay ve el vermesini ister. Ustası da olmadığını, el vermeyeceğini söyler. Çırak nesinin olmadığını sorunca ustası, işin en önemli kısmını yani püf noktasını bilmiyorsun der. Çırak dinlemez. Başka bir şehre gider ve dükkan açar. Dikiş tutturamaz. Yaptığı bütün testiler bir müddet sonra çatlamaktadır. Esnaf ve halk tarafından ayıplanan çırak bir yıl sonra iflas etmiş olarak ustasının yanına döner. Ustasının elini öper. Ben ettim sen etme der. Ustası da olana kadar yanında çalışması gerektiğini söyler. Sonunda bir gün usta çırağına müjdeyi verir. Olduğunu, gidebileceğini, el vereceğini söyler. Ayrılmadan önce ustası onu karanlık odaya sokar. İzin almadan girilmediği üzere daha önce buraya hiç girmemiştir. Yeni bitmiş, sıcak ürünler odanın bir kenarında durmaktadır. Tavanda bir yerde toplu iğne deliği kadar büyüklüğünde bir güneş ışığı hüzmesi vardır. Usta sıcak bir parça alır, ışığa tutar, evirir, çevirir. Bakar ki testinin bir yerinde gözle görülmeyecek kadar küçük bir hava kabarcığı vardır. Püf yaparak üfler ve kabarcık kaybolur. Parçayı çırağa uzatır. Ayrı koymasını, soğumaya bırakmasını söyler. Daha sonra çırak üflemeye başlar. Nasıl üfleneceğini, neresinin püfleneceğini iyice öğrenir. Ve anlar ki çatlamaya bu küçük kabarcıklar neden olmaktadır. Daha sonra helalleşirler ve püf noktasının önemini kavramış çiçeği burnunda usta yoluna devam eder. Yani işin püf noktasını bilmeden o işte başarı elde edilemez. Her işin bir püf noktası vardır.